Bu galerideki 3 Serra heykeli de bu oda için yapıldı ve tasarlandı. Müzenin yanındaki boş alana açılan 40 futluk bir kapıdan geçirilerek getirildiler. Her biri 100 ile 200 ton arası bir ağırlıkta. Bunun adı Bant. Yılan gibi kıvrıla kıvrıla ilerliyor ve 70 feet uzunluğunda. This piece unfolds its curvature in a new template. It has nothing to do with any of the pieces that have come before. It's totally different vocabulary. What I'd like you to do is walk the entire piece. You can walk inside and outside continuously if you like and never stop. 4 bölüm var. İçeri ve dışarı doğru kıvrılıyorlar. Böylelikle eser içeri ve dışarı hareket etmiş oluyor. Sonsuzmuş gibi gözüküyor. Bazı alanlar var ki içine girdiğinizde sanki daha önce oradaymışsınız gibi hissediyorsunuz. Benzer alanlar ama aslında çok farklılar. The entire sheet of steel as it undulates through the space changes continuously and its interior exterior is continually exchanging. Serra bu heykelin oda mimarisinde yeni alanlar yarattığını söylüyor. Look, if this room were empty, it's like a field of space bounded by these walls. But then when you walk into a piece like this, you're just dealing with sculptural volume, not the volume of the architecture of this room. Serra bantı ilk önce 1 inçten 1 futa kadar boylarda olan bakır modellerle yaptı. I built band in models for about 3 years and then I built it in the steel mill and then I went to look at it. And it was definitely a new experience and I didn't know what to make of it for a couple of days. It wasn't a question of quality, I didn't understand the space of it. And that surprised me. En sonunda Serra bu heykeli tamamladığını düşündü ve bu yeni yaratılmış bir biçimdi. Thought it was better than I thought it was. Now, when you're looking at 40 years of work, you make distinctions and I think this is as interesting as anything else in the show. Serra'ya Bant'ın onu yeni taraflara yönlendirip yönlendirmeyeceği sorulmuştu. I think it already has, yeah.